Herkese yeniden merhaba. Bugünkü konumuz orkideler. Arkamda da göreceğiniz üzere size evde orkide bakımıyla alakalı kendi uyguladığım yöntemleri, onları böyle çiçekli ve keyifli bir hale nasıl getirdiğimle ilgili deneyimlerimi paylaşacağım. Umarım keyifli izlersiniz. Tabii bu noktada hepimizin internetten araştırarak edindiği bazı bilgiler oluyor orkide bakımıyla ilgili. Bunlar neler? Çok su vermemek, çok güneş ışığına maruz bırakmamak, çiçeklerini döktükten sonra dibindeki üçüncü boğumdan kesmek. Bunların her birini uygulayıp yine de çiçek alabilecek bir kıvamı orkideleri getirebilmek gerçekten çok meşakkatli bir süreç. Bahsedilen bu yöntemlerin her birini aslında ben de denedim. Fakat aldığım sonuçlar genelde ya su verme miktarını ayarlayamadığım için bitkilerin kökleri çürüdü ve maalesef ki öldüler. Ya kesilen üçüncü boğumdan sonraki o altta kalan kısım kuruduğu için ben bitki komple öldü sandım ve maalesef ki attım. Dolayısıyla her bir süreçte çok da başarılı olduğum söylenemez. Şimdi şu gördüğünüz orkide benim 1,5 yıl önce edindiğim ilk orkidemdi. Çift dallı bir orkideydi. Gördüğünüz gibi beyaz bir orkideydi. Aldım, çiçekleri soldu, döküldü. Döküldükten sonra o iki dalı da dibinden kestim. Bakın kestiğim o iki dal, biri bu, biri de şurada gördüğünüz kısımları. Sonrasındaki süreçte ben tesadüfen bir botaniğe gittim. Orada gezerken birkaç orkide daha almak istedim ve görevli kişiye dedim ki yani orkidem var evde. Kestim dallarını fakat çiçek açacak gibi de durmuyor. Bir türlü orkide bakamıyorum. Beyefendinin bana tavsiyesi şu oldu. Dedi ki kesmek zorunda değilsiniz. Kesmediğinizde de aynı daldan tekrardan filiz verebilir. Fakat orkidelerle alakalı ciddi anlamda bir sonuç almak istiyorsanız mutlaka bir orkide besini kullanmanız gerekir. Sonrasında bir tane orkide besini satın aldım. Üzerindeki ambalajını kaldırdım herhangi bir reklam olmaması için ama birçok yerde orkide besini artık zaten bulabiliyorsunuz. Muhtemelen herhangi bir tanesini satın aldığınızda da benzer bir performans görürsünüz diye düşünüyorum. Bunu nasıl uyguluyorum? Üzerinde arka tarafında tarif birçok ürünün farklı olmakla birlikte bunun tarifi şu şekildeydi. 1 litre suyun içerisine bir kapak orkide besinini karıştırıyorsunuz, güzelce çalkalıyorsunuz ve sonra bütün orkidelerinizi bu besinle o haftaki sulama işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Ve tavsiye edilen şey şu, bekletin ve sonrasında bol su ile yıkayın. Çünkü bu neden tavsiye ediliyor? Uyguladığınız bitki besini bitkilerinizin köklerini yakabilir ve tabii ki bu istediğimiz bir durum değil. Ben o nedenle şöyle bir yol izliyorum. Bununla bitkilerimi, orkidelerimin köklerini güzelce ıslattıktan, nemlendirdikten sonra lavabonun içerisinde biraz bekletiyorum. İyice süzülüyorlar ama bu bahsettiğim şey belki 4-5 saat bile alabiliyor. O besin üzerlerinde kalıyor. Sonrasında yine akan suyun altında onları güzelce akıtıyorum. Şimdi dediğim gibi uyguladığım ve memnun kaldığım, başarılı olduğum yöntemlerden bir tanesi orkide besini. Bir diğer yönteme geçmeden önce aslında bitkilerin, orkidelerin sulanmasıyla alakalı kısma değinebiliriz. Çünkü sonrasında uyguladığım yöntem biraz da o sulamayla bağlantılı. Ben orkidelerle alakalı haftada bu kadar gün sulamalısınız, şu kadar gün işte suyun altında bekletmelisiniz gibi bir yöntem uygulamıyorum. O yüzden benim için bu noktada kıstas şu oluyor her zaman. Diplerinin, köklerinin nemliliği ki bunu nasıl anlayabilirsiniz? Eğer ki köklerdeki yeşillik yüksekse bitkinizin nemli olduğunu gösterir veya köklerinde bulunan talaşların, toprakların nemlilik ve kuruluk oranını kontrol ederek de sulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ben tamamen onların köklerine bakarak karar veriyorum. Sulanmaya ihtiyaçları olduğunu düşündüğüm noktada ne şekilde yapıyorum bunu? Yine aynen lavabonun içerisine her birini koyup musluğu açıp akan suyun altında köklerinin, topraklarının iyice nemlendiğini görene kadar suyu akıtıyorum. Sonrasında kapatıyorum. Lavabonun içerisinde o su iyice süzülüyor. Yaklaşık 45-50 dakika kadar lavaboda bırakıyorum ve sonradan onları saksılarına yerleştiriyorum. Şimdi bu uygulamayı yaptığım zamanlarda normal sulamasını yaptım. Süzüldüler, kaldılar ve sonrasında devreye bir adet soda giriyor. O da şöyle, aslında bunu orkide severlerin uyguladığı bir yöntem olarak ben de gördüm ve denemek istedim.
faydalı olduğunu da düşünüyorum. Sulama kısmı bittikten sonra, suları artık süzüldükten sonra bir tane sodayı, bazen tabii orkidelerinizin sayısına bağlı olarak sodanın sayısını da arttırabilirsiniz. Bir sodayı orkidelerin köklerine, dibine normal sulama yapar gibi döküyorum ve ondan sonra bir de bu sodanın süzülmesini bekliyorum. Ama sonrasında tekrardan orkidelerime bir daha sudan geçirmiyorum. Diplerinde soda onun bütün mineralleriyle kökünü, toprağını etki etsin diye o şekilde bırakıyorum. Bir diğer tavsiye edilen yöntemlerden biri ise aslında orkidelerinizin saksılarının şeffaf olması yönündedir. Tabii bunu mutlaka deneyip faydasını görenler olmuştur. Ama benim bütün orkidelerim gördüğünüz gibi böyle kendi saksılarında duruyorlar. Herhangi bir şeffaf saksıya ihtiyaç duymadım. Şimdi bakın, bu benim az önce de size bahsettiğim iki dalını kestiğim orkideydi. Besinlerden ve bu bakımlardan sonra şuradan bir dal verdi ve bu dal üzerinde bir tane çiçek açan dalı var ve diğer iki dalı da yine aynı şekilde tomurcuklular şu anda. Bu şekilde baktığım bir bitki. Şurada minik bir kökü var. Genelde önce yaprak, minik bir yaprak veriyorlar. Daha sonrasında da ya dal çıkıyor ya da bir kök çıkıyor. Göstermek istediğim bir diğer orkide ise bu. Ben bu arada orkidelerimin her birinin soda ile olan bakımlarını dün yaptım. Bakın kökleri zaten yeşil ve nemli, çok belli. Şu görüntü orkidenizin herhangi bir sıkıntısının olduğu anlamına gelmiyor. Bakın yine benim 3 tane kuruyan ve kestiğim dalı burada. Fakat daha sonra yine buradan temiz ve taze bir dal verdi. Ve bu şekilde şu an onun da üstü aynı şekilde tomurcuklu. Umuyorum ki bu da açacak. Fakat asıl güzel olan taraf şu. Az önce size bahsettiğim yeni bir dal kısmıyla alakalı. Bakın buradan yavru minik bir dal daha geliyor. Bir diğer söylemek ve bahsetmek istediğim nokta ise orkidelerin durduğu yerler. Ben her iki taraftan da güneş alan bir mutfak kapısının önünde, camın önünde bakıyorum. Özellikle bu üç tanesine. Daha önceki evimde ise yine aynı şekilde salonumda boydan boya olan camın önüne her bir orkideyi sıralamıştım. Bu orkidem ise diğerlerinden bağımsız, salonda bir sehpanın üzerinde yine aynı şekilde bütün gün güneş ışığı gören camın önünde. Orkideler çiçeklerini döktükten sonra 3-4 ay dinlenme sürecine giren bitkiler. Dolayısıyla biraz sabır ve özen gerektiren bitkiler. Umarım benim uyguladığım yöntemler sizin de orkidelerinizin tomurcuklanmasına ve güzel çiçekler vermesine sebebiyet verir. Anlatmak istediklerim bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beni Instagram sayfasında Bal Gibi Bilirim hesabından takip edebilirsiniz. Sormak istediğiniz sorular varsa lütfen aşağıya yorum olarak bırakın. Seve seve cevaplayacağım. Aynı zamanda kanala abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.